Sermin Baysalata, sizin de ifade ettiğiniz gibi bilim kurulu saat 17'de toplanmıştı. Toplantı bitti. Bilim kurulu bugün okullarda yüz yüze eğitim, salgının seyri ve tedbirlerin uygulanması gündemiyle bir araya geldi. Kurul sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde tedbirlerdeki gevşeklik vaka sayılarına yansıyor dedi ve Bakan Koca, eski günlerimize daha erken dönmek istiyorsak bugün tedbirlere daha sıkı uymalıyız ifadelerine yer verdi. Vaka sayıları içinde okula giden öğrencilerin bulunduğu yaş grubunun dağılımı da ele alındı kurulda. 5-17 yaş arasında bulunan çocukların aktif vakalarının yaklaşık 1/4'ünü oluşturduğu belirtildi. Bakan Koca, bunun beklenen bir durum olmadığını, ancak bu yaş grubundaki çocukların hastaneye yatışında da yoğun bakıma girişinde de belirgin bir artış olmadığına dikkat çekti. Bakan Koca, her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacağımızı ve okulların mutlak yüz yüze eğitime açık kalacağını tekrar ifade etmek isterim dedi açıklamasında. Açıklamada aşı programının kararlılıkla sürdüğünün de altı çizildi. Aşı kartı isteneceğine dair biraz önce siz de ifade ettiniz. Açıklama geldi Sağlık Bakanı'ndan ve Bakan Koca, bir takım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddia edilmiştir. Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur dedi. Tekrar edelim dilerseniz. Bakan Koca, aşı kartı ile ilgili iddialara yurt içinde HES kodu uygulaması dışında başka bir uygulamamız yoktur açıklamasında bulundu Sermin Baysalata.